Bak kesin ara, tamam mı? Canım söz. Beni şuradan çıkarmak için 40 yıllık lise arkadaşını buraya çağırıp beni tanımıyor taklidi yaptırdın. Pes! Arzu yeter artık. Taktın beni peşine, sürükledin buralara. Yok Armağan Çağlayan gelecekmiş de, yok seni bir daha keşfedecekmiş de. Al gör işte. Ne Armağan Çağlayan var ne de seni tanıyan birileri. E gelmez tabii. Burada beni bile tanımıyorlar, onu hayatta tanımazlar. Yok Arzu yok. Bu kafayla bu saatten sonra senden hiçbir şey olmaz. Niye biliyor musun? Birincisi gerçekleri görmüyorsun. İkincisi tembelsin. Ben tembelim. Ve bana bunu arabada dördüncü vitesi bilmeyen biri söylüyor, öyle mi? Öyle. Oyunculuk kariyerini geliştirebilmek için oturup çalışacağına, İstanbul'dan ünlü bir yapımcının Eskişehir'de bir tiyatro galasına gelip seni görüp bir dizide başrol teklif etmesini bekliyorsun. Hiç de bile. Beklentim bir yarışma programı sunucu. Reality show da olur. Mesela film gibi gibi bir şey. Arzu, böyle bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun? Çünkü gerçek hayatta böyle şeyler olmuyor. Gerçek hayatta böyle oturup oturup da Armağan Çağlayan, Armağan Çağlayan, hadi gel artık deyince kapıdan Armağan Çağlayan girmiyor. Armağan Çağlayan! Aman Allah'ım! Ablan sen bir tanesin. Ay ne olur George Clooney'i de çağırsana. Ama mümkünse de üstüne damatlık olsun. Arzu, sırf sen şu adamla konuşabil diye ben arabanın kadranında 160'ı gördüm. Hadi ne duruyorsun? Arzu. Ay dur abla, acele etme. Yüzdüm yüzdüm kuyruğunu gördüm. Kuyruğuna geldim o. Gördük de geldik herhalde. Yapımcıları etkileyebilmek için böyle sağlam bir giriş yapmam lazım. Kendimi Armağan'a gösterebilmek için en can alıcı anı bekliyorum. Neymiş o an? Bardaktaki son havucu yediği an. Alfabeyi ezberleyen oyuncu daha dün annemizi söyleyebilen şarkıcı olmak istiyor. Herkes ünlü olmak istiyor. Bak bu ünlü olmak isteyenleri kafa kupaya vuracaksın birbirine. Bir daha ünlü olmak istiyorlar. Herkes hem kekeme hem geveze. Ne demek efendim vazifem? Çok sağ ol. Armağancığım. Ay nasılsın canım? Bu ne güzel bir sürpriz. Ay ay ay. Ay nasıl özledim, Ne oldu? Betim benzin atmış. Ay solgun görünüyorsun sen. Demin kadının biri bardaklık son öbürü yerken kulağını dimde ciyakladı. Kimdi sünnet yatağı yorganı kılıklı kadın? Ay hiç değişmemişsin, hala eski şakacı Armağan. Dilek, gel gel gel, hatırladın mı? Gel, pop star jürisindeydi. Hani sen atlayıp Adana'ya gitmişti. Hani seni dinledikten sonra ay ne bet sesli bir kız bu. Ay vallahi kulağımın arkası incindi demişti, seni azarlamıştı. Üç gün ağlamıştı. Böyleleri beni buluyor. İkinci Ajdar vakası. Hayır. Hemen beni aradı. Dedi ki ben acaba Samsun jürisine gitsem bir şeyler yapabilirler mi? Ben de dedim ki ayol Ajda'yla Sezen bir araya gelse sen de Iğdır'a bile gitsen yine bu sesle bir şey olmaz. Hanımefendi doğuştan mı sonradan mı oldunuz? İlahi ya. Aslında ben de İzmir elemelerine katılacaktım ama annem rahatsızlandığı için gidememiştim. Yazık olmuş. Çok hoş bir yüzün var. Garson kıyafeti çok yakışmış. Nişan sepeti gibi giyinmemişsin. E tabii canım, lens mucizesi. Burnunu yapan doktor da çok iyi yapmış canım. Gözlerim de burnum da orijinal. Orijinalmiş. Bizimki ne? Çıkma mı? Bütün deliler de beni buluyor. İsmin neydi senin? Cavidan. Değişebilir aslında. Olur yani. Ay ne yapıyorsun abla? Tam kıvama getirmiştim. Ya adamın rol teklif etmesi an meselesiydi. Arzu. Bunu sana söylemek istemezdim ama
Galiba seni tanımadı. Abla bu sefer gerçekten çok saçmalıyorsun. Arzu, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Eğer benim iyiliğimi düşünüyorsan lütfen 5 dakika içime burnunu sokma. Hayret bir şey ya. Popstar jürisinde sana torpil yapmadım diye ne bu gares? Kadın bir giyinmiş, sine çocuğu annesi. Arma! Tatlım, beni tanımadın mı? Tanıdım, nadide göğüslerden. Ay Arma, bırak dalga geçmeyi Allah aşkına. Ay ben Arzoş. Arzu parlak. Ay melekler konağı. Melekler konağı? Ha? Ha şu gündüz dizisi. Evet. 3 senedir devam eden Türkiye'nin en tempolu dizisi. Hani seyrederken tuvalete gidiyorsun, geliyorsun, 8 kişi ölüyor. Yani o kadar tempolu. Bir tane kadın karakter vardı orada. 2 sezonda anca doğurdu. Evet. Tamam. İşte o benim. Ay Esra Şahan, Melekler Konağı. 3 sene boyunca bütün ülkeyi kasıp kavurduk. Bir salgın hastalık gibi yayıldık memleketin 4 bir tarafına. O senin popstar zamanı titrediyorduk biz ortalığı. Ratinglerin efendisiydik ayol. Demek ki biz o popstarı Zimbabwe televizyonu yapmışız. Armim, diyorum ki senle ben bir program yapsak, şöyle dağıtsak ortalığı. Hakikaten dağılır ortalık. Sen ekrana çık, kimse kalmaz ekranın dışında. Ay dağıldım lan. Bak Arzu, sana bir yapımcı tavsiyesi. İnsana televizyonda bir kere şans verirler. Sana 3 sene vermişler. Hayatta yapacak bir sürü iş var. Mesela çocuk doğur, çoluğa çocuğa karış, evlen, ulus pazarında iç çamaşırı sat. Hem televizyonun yeni yüzlere ihtiyacı var. Senin gibi eskimişler iş yapmıyor artık. Armağan Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim. Alkolsüz meyve kokteyliniz. Faruk, birazdan çıkıyoruz. Yok yok, gelmene gerek yok. Ne? Ne bileyim ben nerede yorgan? Pencereden aşağı atacak halim yok ya. Faruk, şimdi kapamam lazım, sonra görüşürüz. Ne oldu Arzu? Beyefendi yeni yüzler arıyormuş. Ben şimdi ona göstereceğim 7 yüzü. Efendim? Tatlım, Armağan Bey'in yanında söyleyip seni utandırmak istemedim ama rimelin akmış. Ne? Ya. Ay beni böyle görmedi inşallah. Ya ben neden deminden beri devamlı ilgiyi üstüme çekmeye çalışıyorum? Ay rezil oldum. Efendim Faruk. Niye atayım canım yorganı camdan aşağı? Ekim ayındayız Faruk. Ne demek gece sıcak basmıştır da uyku sersemi camdan aşağı atmışsındır? Yok yok, İstanbul'a dönmüyor. Yeni bir yüz mü lazımmış Arzu'ya? Öyle bir şey demiş Armağan Bey. Ay sen nereden bulacaksın yeni yüzü Faruk? Bu medyaya akıl sır ermiyor Faruk.